Herkese merhaba. İlyas Çelebi Seyahatnamesi'nde Üsküdar'la ilgili 3. bölümü okumaya devam ediyorum. En son saraylar kısmında kalmıştık. Saraylar, Üsküdar'daki saraylardan bugün bahsedecek. Saray Koca Mehmet Paşa. Süleyman Han'ın veziridir. Saray Mimar Sinan binasıdır. Sokullu için söylüyor. Doğancılar Sarayı, Hacı Paşa Sarayı, Piyale Paşa Yalısı, Mimar Sinan Kârî'dir. Bu saraylarda Mimar Sinan'ın yaptığı, bina ettiği saraylardanmış. Efsaf-ı Han, Tüccaran, Ber-ü Bihar, Seyyahan-ı Cihan Seyyar. Burada da artık Üsküdar'ın seyyahları, deniz ve kara ticaret yapanları, tüccaran tacirlerinden bahsediyor. Cümlesi 500 kadar handır ama kurşunlu değil. Her biri 40'ar 50'şer ocaklı hanlardır. Bazı sene 3 ayda bir ulufi için sipah taifesi gelip sakin olurlar. Ama cümlesinin yani sipahiler ulufi almak için maaş almak için gelirler. Ama cümlesinin bablarında, kapılarında zincirler çekilmiştir. Her birinin hancıları ve bevvapları vardır. Kapıda bekleyen bevvapları vardır. Sebil haneler, altı sebil, atşan vardır. Evet, altı sebil-i atşan, hatta susama demektir. Atşan su sebili yani. Çeşmeler, Üsküdar Çeşmesi mükellef bir hayrat-ı azimdir. Kara Mustafa Paşa Çeşmesi, Cuma pazarı içinde Yeniçeri kulluğu canibindedir. Tarihi mahallinde yapıldı. Çeşmeyi ab-ı hayat efza. Evet, hayat veren, hayatı artıran çeşme yapıldı diye bu Mustafa Paşa Çeşmesi'nin kitabesinde düşünen tarih olarak verilmiş arkadaşlar. Efsaf-ı Dekakin-i Esfak-ı Sultani. Cümlesi burada artık padişahın sokaklarındaki dükkanların vasıflarını söyleyecek. Cümlesi 2060 dükkandır. Üsküdar'daki dükkan sayısı bedestani yoktur. Bedesteni yoktur. Bununla beraber cümlesi zi kıymet eşya bulunur. Kıymetli eşyalar bulunur. Çünkü burada yuna yun ehli href mevcuttur. Burada türlü türlü sanat ehli mahir kişiler vardır. Tertip üzere bir esnafa münhasır çarşısı yoktur. Cümle ehli sanayi mahluttur. Üsküdar'da karışıkmış ehli sanayi olanlar. Hatta debbahanesi bile iki yerdedir. Ama sipah pazarı, muhtemelen sipah pazarı bir suuktur. Suuk çarşı anlamına geliyor. İki canibi kapalıdır. İki tarafı da bu dükkanların, bu çarşının kapalıymış. 4000 kadar üzüm bağları, 300 adet gülistani vardır ki, gülistanı vardır ki, her birinde nice bin elvan, şükufe ve esharı gunagun hasıl olur. Evet, Üsküdar'da üzüm bağları, 300 adet gül bahçesi ve bunlar da farklı renklerde nice bin ve elvan renkler, şükufe çiçekler ve eshar yine çiçekler arkadaşlar hasıl olur. Rayihadan insanın dimağı muattar olur, temizlenir yani. Efsaf-ı Mesiregân-ı Üsküdar. Üsküdar mesirelerinin vasıfları. Şehrin her canibi mesire ve teferruçgâhtır. Padişahlara mahsus bahçeleri, bahçeler ki cennet asadır. Cennete benzeyen bahçeler vardır buralarda. Birer tarik ile seyir olunsa her biri
Her biri birer temaşagah ve nısf-ı cihan olarak görülür. Mesiri-i Büyük Çamlıca. Eflake ser çekmiş, yani gökyüzüne baş çekmiş bir Cebel-i Bala'nın, yüksek bir dağın ta zirve-i alasında Tekke-i Bülent idi. Burada çok yüksek bir tepede, gösterişli bir tekke, büyük bir zirvede bulunuyordu. Orada padişahımız kendilere mahsus Bağ-ı Cihan namıyla bir bahçe-i âli tarh ettirdi ki, burada tanzim etme, düzenleme anlamına geliyor tarh. Onda olan kasra tarih-i hakir şudur. Çamlıca'ya yapılan kasır için ben dedi şöyle bir tarih yazdım. Dedim ey evliya, bu kaha tarih, mübarek ola kasrın padişahım. Bu şekilde bir tarih düşünme yapmış. Buradaki kah, bu hıyla, güzel heyli olan kah, zaten buradaki kah, kah diye okunur. Köşk anlamına gelir arkadaşlar. Ben bu köşkü görünce ona bir tarih yazdım. Mübarek ola kasrın padişahım diye. Bu tarih, Ebced'le tarih düşünmelerde sondaki Mısra'ndaki toplam harflerin toplam rakam değerleri olayın olduğu tarihi vermiş oluyor. Mesire-i Küçük Çamlıca. Büyük Çamlıca'dan biraz aşağıda çemenzar, şikargah, çınar ağaçlarıyla, yani av yeri, müzeyyen bir vadidir. Teferruçgah-ı Kalamış Burnu. Kalamış Burnu'ndaki teferruç gezinti yeri, Kadıköy bağlarıyla Fener Bahçesi arasında bir körfez içre beyaz kumsal bir bahırdır. Cümle dilberan, uşşakan, sadıkan, anda deniz malikeleri gibi Adem malike ve melekleri şinaverlik ederler. Burada insanlar, kadınlar ve erkekler kendilerine ait yerlerde yüzerler. Şinaver, yüzmek demektir. İşte aşıklar, sadıklar, dilberler vesaire. Kadıköy bağları teferruçgahı, Haydarpaşa bağı, Ali Bahadır bağları, Sicah veya Secah bağları hep bir nazirdir, benzersizdir. Piyale Paşa Havzı, Kaya Sultan bahçesinde deryaya nazır bir püşte üzere, bir tepe üzere, bir kasr-ı tahtani, bir havz-ı azimi var ki içinde kayığı ve müferret mahileri, yani dal olması lazım ama tel yazılmış olması muhtemel, tek başına müfret bildiğimiz gibi kayı ve müfret mahiyeleri vardır. Bir havuz içerisinde farklı işte balıkları, kayıkları vesaire olduğunu söyledi. Kaya Sultan Bağlı'nın olduğu yerde. Seyrengahı Doğancılar Meydanı. Evet, Doğancılar Meydanı büyük bir seyir yeri. Osmanlı'nın son zamanları da meşhur bir yer bu hususta arkadaşlar. Selahattin Üsküdar'a göçtüklerinde cümle Doğan Baz buraya göçerler, Doğan Bazlar buraya göçerler. Bir azim kerhanedir. Kız Kulesi. Derya derununda karadan bir ok menzili bait, çar köşe bir musanna kule-i baladır. Yapılığı gösterişli bir yüksek büyük bir kuledir. Kaddı kamil 80 ziradır. Cirmi 200 adımdır. Evet, derinliğini ve cirmini, hacmini de vermiş Kız Kulesi'nin. Tarafeyne, iki tarafına yani, nazır bir demir kapısı vardır. İçinde 7 kat hücreleri yağmurdan cem olunmuş
Ab hayat misal sahrın suyu vardır. Yağmurdan toplanmış bir sahrın suyu varmış. Dizdarı Çelebi cüce ve yüz neferi ve Lebi Derya'da demiş. Buradan sonra bir not yazılmış buraya arkadaşlar. Demiş ki kitabın burasında 3 satırlık kadar mahalli açıktır. Biz de haliyle terk ettik diye daha sonraki basım olmasından kaynaklı buraya boş bırakılmış. Ejderi Heftser gibi 40 pare bal yemez topları. Burada tabi 7 başta ejder diyor. Hefti 7 serbaş gibi bal yemez. Büyük Osman toplarından bal yemez topları ve mazgal delikleri ve mükemmel cephane vardır demişler. Kız Kulesi'nin de detaylarını bu şekilde vermiş. Teferruzgâh-ı Bahr-ı Salacak. Evet, Salacak. Seyir yerinin bu Salacak bölgesi çok güzel bir seyir yeri. Yani 1970'lere 80'lere kadar insanların rahatlıkla denize girebildiği, oturduğu çay bahçeleri vesaire olduğu çok güzel bir yer. Osmanlı zamanında öve öve bitirilemeyen bir bölgedir arkadaşlar. Bunda dahi cümle dilberan Mahı Temmuz'da, Temmuz ayında deryada çimerler seyrengahı Şemsi Paşa, Şemsi Paşa seyir yeri. Bunda dahi cümle aşıkan Badel Asr yani ikindiden sonra gelip Ayende ve Revende kayıkları gelen giden demektir. Ayende ve Revende. Kayıkları temaşa edip kesbi hava ederler. Burada hava alırlar. Güzel bir hava alırlar. Mesire-i Sarı Kadı. Ulu ziyaretgahtır. Mesire-i Kayış Pınarı. Drahtistan içre. Ormanlık bir diyar içre. Bir ağabey hayatı zülaldir. Ağabey hayatı zülaldir. Teferruç. Teferruç. Avgah Alem Dağı. Evet, hem gezinti yeri hem de av yeri olarak kullanılan Alem Dağı acayip av alemi olur diye not düşmüş Alem Dağı için. Esma-i Mahallat ve Halkın Kârı Kesbi. Üsküdar bölgesindeki mahallelerin isimleri ve burada yaşayan halkın kârı kesp ne kazandıkları, ne iş yaptıkları bilgisini buradan veriyor. Üsküdar ailesi birkaç fırkadır. Bir fırkası askeri taifesinin ayan ve eşraflarıdır ki günagün farklı farklı akmişe-i fahire giyerler. Güzel, gösterişli kumaşlar giyerler askeri tayfa. Bir fırkası ulema ve sülahadır, alimler ve salihlerdir. Bir fırkası fakrı vifakaya kanaat etmiş, vifak yardıma kanaat etmiş. Kisvedar Mahmud Efendi fukaralarıdır ki hatten birundur. Bu da çok fazla hatten fazla hatten dış çok fazla fakir fukara varmış bunlar. İşte bunlara verilen yardımlarla kanaat eden Kisvedar Mahmud Efendi'nin fukaralarıymış. Bir fırkası keştiban kayıkçıyandır. Bir fırkası da ehli sanattır. Bir kısmı gemici, kayıkçı, bir kısmı da sanat ehli insanlardır. Bu kavmin elbiseleri iktidarlarına göre, kendi bulundukları konuma iktidarlarına göre kapama, bu elbise takımı anlamına geliyor, kapama, kuma veya havme, tam ne olduğunu çok yorum yapamıyorum maalesef, dolma, feracedir. Farklı kıyafet türlerini vermişler. Bu halkın ekserisi Anadolu tarafından gelme ve lisanları Türktür. İçlerinde ehli dil, fasih ve beli ve ulema ve şuarası vardır. Yani güzel konuşan, açık konuşan ulema ve şairleri vardır. Tebriz şehrinden gelenlerde ise
Şehri meskûrun âb ü havasının, hava ve suyunun gayet letafetinden naşi. Bundan dolayı birçok güzelleri vardır ki burada havasının güzelliğinden dolayı Tebrizli güzel kızlar varmış belli ki vardır ki Üsküdar'da emsali yoktur. Mekulatından has ve beyaz pidesi Üsküdar'ın yiyeceklerini şimdi söylüyor. Has ve beyaz pidesi ve girdesi, girde yufka demek. Tennur kebabı. Evet, bu günümüze tandır olarak geçmiş bir tabir. Tandır kebabı, kaymağı, hora üzümü, karanfilli üzüm şerbeti meşhuru afaktır. Evet, bu kısma kadar Üsküdar'ın kalan bölümlerini okumuş olduk arkadaşlar. Detaylı bilgileri vermiş oldu. Bundan sonra Üsküdar'ın ve diğer İstanbul'un farklı bölgelerindeki önemli kişiler, ziyaretgahı kibar evliya-i izam, büyük evliyaların meşayih-i kiram, ulemayı zevil ihtiram diye verdiği başlıkta ilerleyen zamanlarda İstanbul'dan ve Üsküdar'ın farklı bölümlerindeki o devir tanınmış, o devirde de zaten vebat etmiş kişilerin ziyaret yerlerini, kabir yerlerini ve önemli yerleri bize anlatacak. Biz de bunları beraberce inceleyeceğiz arkadaşlar. Yeni çalışmalarda görüşmek üzere. Selamlar.